Merhaba değerli öğrencilerim. Ben Selma Batuk. Özel Bilecik Edebali Şehir Koleji'nin 4. sınıf öğretmeni. Bugün sosyal bilgiler dersimizde sorumluluklarımız nelerdir? Bu konuyla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Değerli öğrencilerim, önce sorumluluk nedir? Onun üzerinde biraz duralım. Sorumluluk, verilen görevi yapmaktır. Her bireyin toplumda üzerine düşen belirli görevleri vardır. Sorumluluk, üstlenilen görevi yerine getirmek için uyulması gereken zorunluluklardır. İnsanın önce kendisine, daha sonra ailesine, okuluna, arkadaşlarına, topluma, çevreye ve hayvanlara karşı sorumlulukları vardır. Kendimize karşı olan sorumluluklarımıza örnekler vereceğiz. Beden ve ruh sağlığımızı korumak, ailemizin ve öğretmenlerimizin yardımıyla iyiye ve doğruya yönelmek, kötü davranışlardan uzaklaşmak. Zamanı verimli kullanmak, banyomuzu yapmak, dişlerimizi fırçalamak, ödevlerimizi yapmak, kıyafetlerimizi düzenli ve tertipli kullanmak kendimize karşı olan sorumluluklarımızdan bazılarıdır. Ailemize karşı sorumluluklarımız nelerdir? Şimdi onlara örnekler vereceğiz. Ailemize karşı saygılı olmak, onları sevmek, aile büyüklerimize ve küçük kardeşlerimize yardımcı olmak, odamızı düzenli ve temiz tutmak, kıyafetlerimizi ve eşyalarımızı özenle kullanmak, ödevlerimizi zamanında yapmak ve bunlar gibi sorumluluklar da ailemize karşı olan sorumluluklarımızdır. Okulumuzdaki sorumluluklarımız. Okula zamanında gelmek, öğretmenlerimize ve arkadaşlarımıza saygılı olmak, derslere zamanında girip çıkmak, ders akışını bozmamak, arkadaşlarımızın dersi dinlemesini engellememek, okulumuzu ve sınıfımızı temiz tutmak, arkadaşlarımızın düşünce ve haklarına saygı göstermek, başarılı ve olumlu davranışlarını takdir etmek, sırlarını başkalarıyla paylaşmamak, kılık ve kıyafetimizin temiz ve düzenli olmasına dikkat etmek, verilen ödevleri zamanında yapmak, okul eşyalarını temiz ve düzenli kullanmak, okul araç ve gereçlerine zarar vermemek okuldaki sorumluluklarımıza pek çok örneklerdir. Topluma karşı olan sorumluluklarımız nelerdir? Diğer insanların haklarına saygı göstermek, hoşgörülü olmak, yardımlaşmak, çalışmak, üretmek ve kazanarak hem kendimize, hem ailemize, hem de ülkemize faydalı insan olmaktır. Ayrıca toplumsal barış ve huzur için insanlar arasında ayrımcılık yapmamak, topluma karşı olan sorumluluklarımızdandır. Şimdi çevreye karşı sorumluluklarımız nelerdir? Onlara da örnekler verelim. Yaşadığımız yeri temiz tutmak, kirletmemek. Çevreyi yeşil, temiz, doğal bir ortam yapmak için kurulan çevreci vakıfların faaliyetlerine katılmak ya da bireysel olarak çevremize ağaç dikmek ve ağaçları korumalıyız. Cam, kağıt, pil, plastik, demir, bakır, alüminyum gibi kullanım dışı atıkların özel kutulara atmalı, geri dönüşüme katkıda bulunmalıyız. Bir de vatandaş olarak sorumluluklarımız vardır. Bunlar nelerdir? Şimdi bunlara da örnekler vereceğiz. Toplum huzuru ve barışın sağlanabilmesi için yasaların gerektirdiği kuralları kabul etmek ve bunlara uymak. Hak ve sorumluluklarımızı bilerek hareket etmek. Askerlik yapmak. Askerlik yapmak da erkek vatandaşlar için 20 yaşına geldiğinde bunlar askerlik yapmaya mecburdurlar. Askerlik yapmak zorundadırlar. Seçme ve seçilme hakkını kullanmak, şiddetten uzak durmak, vergi vermek gibi sorumluluklarımız vardır. Değerli öğrencilerim, bugünkü sorumluluk konusunda sizlere gerekli olan bilgileri verdim. Şimdi sorumluluklarımız, görevlerimiz ve sorumluluklarımızla ilgili sosyal bilgiler 6. ünitenin etkin vatandaşlık ünitesinin 7. testi var. İsterseniz bunu birlikte yapalım. Şimdi birinci sorudan başlayalım. Çocukların en temel ihtiyacı beslenme, barınma, giyinme, eğitim, sağlıklı bir çevrede yaşama ve oyun oynamadır. Ancak bunlar çocuklarımız için aynı zamanda birer haktır. Bu hakları güvence altına almak için demiş, boşluk bırakmış. Genel Kurulu 20 Kasım 1989'da çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul etmiştir.
Şimdi yukarıdaki anlatımda boş bırakılan yer aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Çocuk hakları ne zaman olmuş arkadaşlar? 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler. O zaman Birleşmiş Milletler şıkkı, C şıkkı doğrudur. Buraya boşluğa, burası boşluk yere Birleşmiş Milletler yazısı gelmelidir. 2. Hangi çocuk haklarına dair sözleşmenin bir maddesi olamaz? Her çocuk temel yaşama hakkına sahiptir. Evet, çocuk hakları sözleşmesinin maddesidir. Her çocuk doğduğu andan itibaren dünyanın bütün ülkelerinin vatandaşıdır. Arkadaşlar, çocuk doğduğu ülkenin vatandaşı olur. Böyle bir çocuk hakları sözleşmesinde bir madde olarak geçemez. O zaman ikinci sorunun doğru cevabı B. Üçüncü sorudayız. Her çocuğun doğduğunda bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı vardır. Görüşlerini serbestçe ifade etme, sağlık hizmetlerinden yararlanma ve savaşlardan korunma hakkı vardır. Yukarıdaki anlatımda çocukların hangi hakkından söz edilmemiştir? Şimdi bakalım seçeneklere. Yaşama hakkı diyor. Burada savaşlardan korunma hakkı var dediğine göre o zaman yaşama hakkından bahsedilmiş. Sonra verilen cümlede, paragrafta sağlık hizmetlerinden yararlanma diyor. Evet, bundan da söz edilmiş. Biz edilmeyeni arayacağız. Vatandaşlık hakkı da her çocuğun doğduğunda bir isme ve vatandaşlığa sahip olma hakkı diyor. Evet, bu da olamaz. O zaman eğitim hakkından, yukarıdaki parçada eğitim hakkından söz edilmemiştir. Dördüncü soru. Aşağıdaki örnek olayları çocuk haklarıyla eşleştirdiğimizde hangi şekil ortaya çıkar? Şimdi arkadaşlar bunu evet inceleyelim. Sol taraf, sağ taraf birbirleriyle eşleştireceğiz. Sinem hastalanınca annesi onu doktora götürdü. Hangi hak olacak? Bu sağlık hakkı. Evet, sağlık hakkı. Oku, indirdim, sağlık hakkı. Ülkedeki savaşta çocuklar gözetim altına alınmalıdır. Yaşama hakkı olacak arkadaşlar. Bakıyoruz. Evet. Yaşama hakkı. Seçil bu yıl ilkokula başladı. Eğitim hakkı olacak. Şöyle yukarı çıkıyorum. Sağdan birinci dikdörtgenin içindeki eğitim hakkı. Sonra Serpil arkadaşlarıyla kardan adam yapmaya çıktı. Oyun hakkı, hemen karşısını birbirleriyle eşleştiriyorum. Şimdi bu şekil aşağı A, B, C, D şıklarının hangisinde verilmiştir? Bakıyorum, bu olamaz. B şıkkı. Evet, bu böyle, evet ikincisinde, ama o da en son şurada eşleştirme karşılıklı oluyor. Burada yok. C şıkkına bakalım. Evet. 1 ile 2, 1 ile 2, 2 ile 3, 2 ile 3. Evet. 3 ile 1. Evet. 1 2 3 4 ile buradaki, evet, karşısındaki. O zaman C şıkkındaki eşleştirme bu oluyor arkadaşlar. 4. sorunun doğru cevabı. Ailemizle ilgili karar alma süreçlerine katılmam gerekiyor. Bu benim bir çocuk olarak en doğal hakkım. Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin demiş boşluk bırakmış şeklinde adlandırılan bu hakkımı kullanmak istiyorum diyerek aile büyüklerini eleştiren çocuğun ifadesindeki boşluk hangisiyle tamamlanmalıdır? Çocuklar, böyle aileyle ilgili karar alma süreçlerinde ne oluyordu? Fikirlerimizi söyleme hakkına sahip oluyoruz. O zaman 5. soruda B şıkkı doğrudur. Evet, geldik 6. soruya. 6. sorunu madde olarak vermiş. 1. maddesi çocuklar dili, dini, rengi, cinsiyeti veya soyu nedeniyle ayrımcılığa uğramamalıdır. Doğru. Çocuklar çalıştırılmamalı. Bunun yerine okula gitmeli, oyun oynamalı ve dinlenmelidir. Doğru. Çocuklar düşüncelerini söylerken mutlaka aile büyüklerine danışmalıdır. Arkadaşlar böyle değil. Fikirlerini açıkça söyleme hakkına sahiptir. Buraya bir işaret koyalım. Devam edelim. Çocuklar aileleriyle birlikte yaşamalılar. Savaşlardan ve hastalıklardan korunmalılar. Doğru. 5. maddedeyiz. Engelli çocuklar hiçbir destek almadan kendi gayret ve özgüvenleriyle yaşamalılar. Arkadaşlar, engelli çocuklar ailenin ve çevrenin ve devletin destek olması gerekiyor. Bu da yanlış bir ifade. Şimdi ne diyor? Çocuk Hakları Sözleşmesi yukarıdakilerden hangisi veya hangilerini söylemez. Şimdi Çocuk Hakları Sözleşmesi'nde doğru dediklerim söylenir. Ama şurada 3. madde
Çocuklar düşüncelerini söylerken mutlaka aile büyüklerine danışmalılar ifadesi ile 5. maddedeki engelli çocukların hiçbir destek almadan kendi gayret ve özgüvenleriyle yaşamalılar diye çocuk hakları sözleşmesinde böyle bir ifade yok. O zaman hangisini söylemez dediğinde 3 ve 5. bakıyoruz. Evet. 3, 5, C şıkkı. Evet, 3 ve 5. maddeler. 6. sorunun doğru cevabı C. 7. sorudayız. Aşağıdaki görsellerden hangisinde topluma karşı sorumluluğunu yerine getirmeyen kişilerin başkalarının da haklarına saygılı davranmadığını anlatır? Görselleri inceleyelim. Öğrenciler servise sırasıyla biniyorlar. Evet, doğru. Evet, B şıkkındaki görselde. Evet, inceleyelim. Şimdi yaya geçidinden taşıt muhtemelen şurada gözükmüyor ama yayalar için yanıyor ve taşıt hemen yayaların geçeceği yaya geçidinin tam ortasına gelmek üzere. O zaman bunu bir işaretleyelim. Doğru cevap. Çünkü burada yayaların haklı olduğu halde taşıt karşıya geçiyor. Başkalarının haklarına saygılı davranmıyor. Şimdi diğerlerini de inceleyelim. Evet, taşıt durmuş. Yayaların geçmesi yeşil ışık herhalde burada kırmızı ışık durmuş taşıt için. Taşıt duruyor. Evet, doğru. Burada da sınıfta öğrenci ders anlatıyor, okuma yapıyor ya da evet diğer arkadaşlar da dinliyor. O zaman 7. soruda B şıkkındaki görsel başkalarının haklarına saygılı davranmadığının bir ifadesi oluyor. 8. soru. Çocukların hakları kadar sorumluluklar da vardır. Örneğin her çocuğun okula gelmesi yani eğitim alması bir haktır. Aynı çocuğun derslerine çalışması, öğretmenini dinleyip ödevlerini yapması bir sorumluluktur. Aşağıdaki tabloda haklar ve sorumluluklar verilmiştir. Hangi anlatımlar yanlıştır diyor. Şimdi başlayalım. Her çocuğun ailesiyle birlikte yaşama hakkı vardır. Doğru. Her çocuğun sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı ailesinin izniyle mümkündür. Bu yanlış bir ifade. Şöyle bir işaret koyalım. Her çocuğun sadece ailesinin yanında oyun oynama ve dinlenme hakkı vardır. Hayır, çocuğun okulda, oyun bahçelerinde, parklarda oyun oynama hakkı vardır. Bu da yanlış bir ifade. Sadece ailesinin yanında değil. Evet, her çocuğun aile içinde düşüncesini serbestçe ifade etme hakkı vardır. Bu ifade de doğrudur. Şimdi buradaki ifadelere geldik, sorumluluklarla ilgili. Aile bireylerine karşı saygılı ve dürüst davranmalıyız. Evet, doğru. Ev içinde hiçbir şekilde aile bireylerine yardım etmemeli. Sadece ödevlerimizi yapmalıyız. Hayır, hem ödevimizi yapacağız hem de aile bireylerine, büyüklerimize ve bizden yardım alması gereken küçük kardeşlerimizde mümkün olduğunca onlara da yardımcı olmalıyız. Devam ediyoruz. Oyunlarda arkadaşlarımıza saygılı ve adil olmalıyız. Doğru. Edindiğimiz evcil hayvanın bütün bakımını ve temizliğini anne babamıza bırakmalıyız. Yanlış bir ifade. O zaman bizden yanlışlar istendiğine göre işaretlerimize 1B, 1C hak olarak sorumluluklardan hangisi? 2B ve 2D. Evet, 2B, 2D. C şıkkı. 8. sorunun doğru cevabı. Sıra geldi 9. soruya arkadaşlar. Eray ders becerileriyle zayıf yönlerini geliştirmek için kendisine ve ailesine söz vermiştir. Bunu başarmak için öğretmenlerinden tavsiyeler almalıdır. Günlük yaşam planı hazırlayarak zamanı verimli kullanmalıdır. Becerisi yüksek arkadaşlarından yardım almalıdır. Doğru. Şimdi yaptıklarımız da doğru. Bu alanda neden zayıf olduğunu detaylı bir şekilde düşünüp belirlemelidir. Evet. Bu kendisinin zayıf yönlerini geliştirmek için bir kişinin yapması gereken, düşünmesi gereken davranışlardır. Onu, bu yöntemlerden kaç tanesini kullanırsa başarı elde eder. Tamamını demiştik. Evet, tamamı D şıkkında, dördünde birden kullanırsa başarı elde eder. Şimdi değerli öğrencilerim, sıra geldi 10. soru. Okul sadece bilgi öğretmeyi değil,
aynı zamanda hayata hazırlayıcı becerileri kazandırmayı da amaçlar. Bu sebeple okulumuzda yardımlaşma, dayanışma, birlikte çalışma, farklılıklara saygı duyma gibi sosyal becerilerin kazanılması için eşsel sosyal etkinlikler yapılır. Kendi ilgi ve yeteneklerimizi keşfetmemizi sağlayan bu eşsel sosyal etkinliklere okulumuzda kurduğumuz eşsel kulüpler en iyi örnektir. Hangisi okulumuza kurulacak eşsel sosyal kulüplerden biri olamaz. Şimdi verilen parçaya göre tiyatro kulübü olur. Kütüphanecilik olur, evet. Avcılık kulübü demiş. Yaşımız gereğince ilkokul ve ortaokul seviyesi çocukların avcılıkla bir ilgisi olamaz. Satranç kulübü de olur. O zaman 10. sorunun doğru cevabı C şıkkıdır. Sıra geldi 11. soruya. Bir madde halinde vermiş. 5 madde. Sorumluluk bilinci kazanırız. İlgi ve yeteneklerimizi keşfederiz. İşbirliği ve dayanışmanın önemini kavrarız. Bireysel çalışma alışkanlığı kazanırız. Çevremize karşı duyarlı olmayı öğreniriz denmiş 5 maddede. Şimdi soru şöyle diyor. Yukarıda eşsel ve sosyal etkinliklerin yararlarıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Hangi bilgi yanlıştır diyor. Eşsel ve sosyal etkinliklerin. Sorumluluk bilinci kazanır mıyız? Evet. İlgi ve yeteneklerimizi keşfeder miyiz? Evet. İşbirliği ve dayanışmanın önemini kavrarız. Evet, doğru. Bireysel çalışma diyor arkadaşlar. Burada bireysel çalışma değil. Zaten grup ve topluluk halinde bireysel bir çalışma yok. Çünkü eşsel ve sosyal faaliyetler tek başına olmuyor. İşbirliğiyle, dayanışmayla oluyor. O zaman şu dördüncüye bir işaret koyalım. Çevremize karşı duyarlı olmayı öğreniriz. Evet, toplum içinde yaşadığımız için arkadaşlarımıza, çevremize karşı duyarlı olmayı öğreniriz. O zaman hangisi yanlıştır diyor. Hangi bilgi yanlıştır? Evet, dördüncü olduğuna göre C şıkkı yanlıştır. Buradaki ifade yanlış bir ifadedir. 12. sorudayız. Sinem sigara dumanından çok fazla etkilenir. Nefes almakta zorlanır. Doğal afetlerde ve kazalarda hemen baygınlık geçirir. Bilgisayarda çizimler yapar, afişler hazırlar. Kitap okumayı çok sever, kardeşleriyle her akşam satranç oynar. Ayda bir ailesiyle sinemaya ve tiyatroya gider. Sinem'in sağlığını, ilgi ve yeteneklerini göz önüne aldığımızda onun hangi kulübün veya topluluğun üyesi olamayacağını düşünebiliriz. Şimdi verilen parçada Sinem sigara dumanı çok etkileniyor diyor. O zaman Yeşilay Kulübü'nün üyesi olabilir. Ondan sonra sigaranın sağlık açısından zararlarını çevresine anlatır. Evet, olamayacağı bu olur. Olamayacağı kulüplere bakacağız. Sivil Savunma Kulübü inceleyelim. Neydi sivil savunma? Doğal afetlerde, kazalarda hemen baygınlık geçirir diyor. O zaman sivil savunma kulübünde başarılı olabilecek bir arkadaşımız değil. Şimdi bunu bir çarpı koyalım. Grafik tasarım kulübü diyor. Şimdi parçada ne geçiyor? Bilgisayarda çizimlerini yapması, afiş hazırlaması, kitap okuması. Bunlar da grafik tasarım kulübünde evet kendisini geliştirebilir. Ayda bir ailesiyle sinema ve tiyatro kulübüne de gidebilir. O zaman ne olmaz? Hangi kulübün ya da topluluğun üyesi olamaz? Sivil savunma kulübünün B şıkkındaki üyesi olamaz. Değerli arkadaşlarımız, şimdi sosyal bilgiler dersimizde görevlerimiz ve sorumluluklarımıza ilgili olan bu 12 tane soruyu bugün sizlerle birlikte cevaplandırdık. Diğer geriye kalan sorularımızı ise bir sonraki konumuza ait sorular olduğu için bir sonraki derste hep birlikte yine cevaplayacağız. Bir sonraki sosyal bilgiler dersinde tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi günler. Hoşça kalın.